Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programından ben Pınar Uyan Semerci. Çok kıymetli iki konuğum, aslında meslektaşım, dostum Güler Uğur Göksel ve Itır Erhard'la beraberiz. Bugün zor bir konuyu beraber konuşacağız. Türkiye'de ve dünyada oldukça artan miktarda bir göçmen karşıtlığı var. Ve biz göçmen karşıtlığına mücadelede sanatın rolünü ele almaya çalışacağız. Beraberce düşüneceğiz. Buna vesile olan bir sergiden aslında başlamak istiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde Göç Merkezi'nin altında Gülay hocamızın koordinatörlüğünde bir projenin son aşaması olarak gerçekleştirilen Öteki Hikayeler sergisi. Bu sergi çerçevesinde sizleri hem aslında sergiyi ziyarete davet ediyoruz, hem de derdimizi başlatmak, aktarmak, sanatın rolünü konuşmak için vesile olsun istedik. Gül Hocam senle başlayalım. Hoş geldin, çok teşekkürler. Öncelikle bir anlatır mısın nasıl bir projeydi? Bu son adım önce nasıl hayal edildi ve sonra neye döndü? Çünkü gerçekten çok güzel bir de öyküsü var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Pınar Hocam. Burada sergimizi anlatmak, hep birlikte gerçekleştirdiğimiz benim için bir onur ve gurur kaynağı. Öteki Hikayeler sergisi aslında gerçekten böyle tamamen beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı diyebilirim. Biredep projesi 2018'de koordinatörlüğünü üstlendiğim bir proje. University of Derby tarafından dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan 6 ülkenin de kapsadığı ve gençlerin mesleki eğitimleri, genç mültecilerin istihdama erişimi konusunda bir projeydi. Ben de tabii ki dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye'nin koordinatörlüğü görevini üstlenmiştim. Bunun için birçok çalışma yaptık, sahaya indik. Ama aynı zamanda bu projenin bir ayağı da sanat ve yaratıcı sektörleri ve akademiyi bir araya getirmekti. Bu son ayağı maalesef pandemiye denk geldi, koronanın yeni başladığı zamanlara. O yüzden de proje bir duraksamaya uğramıştı. Az bir bütçemiz vardı, ne yapabiliriz diye düşünürken Sanat Seninle Derneği, Türkiye sanatçıların olduğu bir dernek ile Artyer İstanbul Derneği'nin bir araya geleceği bir etkinlikler düzenleyelim dedik. Aslında bu kadar basit bir fikirle yola çıktık. Ama daha sonra hem ortaklarımızın hem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin hem Göç Merkezimizin destekleriyle gerçekten de hiç aslında düşünmediğimiz gerçekten büyük ve anlamlı bir sergiyi organize etme imkanı bulduk. Sergide 50 tane sanatçı var, 70 tane eser var. 50 sanatçı 12 ülkeden geliyor. Çeşitli medyalar var, enstalasyonlar, ses, koku, normal klasik sanat medyalarında kullanıldığı resimler var. Ve gerçekten de çok anlamlı, çok güzel, ambiyansı da çok değişik bir atmosferde gerçekleşiyor sergi. Belki onu söyleyebiliriz görüntüler akarken, çünkü izleyiciler bilemeyebilir. Mekan Santral İstanbul, belki orayı da söyleyebiliriz. Elektrik Müzesi. Evet, Santral İstanbul kampüsümüzde Enerji Müzesi'nde gerçekleşiyor. Serginin ismi Öteki Hikayeler. 16 Aralık'ta açıldı, açılışımızı yaptık. 7 Şubat'a kadar da siz izleyicilerimiz için gezilebilecek. Çok teşekkürler. Aslında Itır'ın da benim de yer aldığım bir de katalog hazırlanıyor. Belki ondan da bahsedip sonra sözü biraz Itır'a da verebilirim. Onu da söyler miyiz? O da çünkü hakikaten heyecanlı. O serginin hazırlığı gerçekten çok heyecanlıydı. Deniz San Özer'le çalıştık küratör olarak ve çeşitli sanat dernekleriyle. Ve hani gerçekten de bir sergi düzenlemek, organize etmek bambaşka bir iş. Ama sergi düzenledikten sonra da sergi kitabı için çalışmalara başladık. İlk başta bir atölye yaptık, hem sanatçıların hem akademisyenlerin, göç konusunda yazıp çizen akademisyenlerin buluştuğu.
bir atölye çalışması yaptık sergi kitabı için. Şu an sergi kitabımızda hem sanat eserleri yer alacak hem de yaklaşık 30 akademisyenin, göç üzerinde düşünen, yazan, çizen akademisyenin sergideki eserlere hakkındaki görüşleri veya göç konusundaki genel görüşlerini serbest yazı şeklinde aktardıkları yazılar olacak. Bunun için de çalışmalarımız bitmek üzere. Ve umuyoruz ki çok yakın bir zamanda sergi kitabının hem Türkçesi hem İngilizcesi hem basılacak hem de internette online bir şekilde erişilebilecek duruma gelecek. Galiba serginin de online olması planımızı da bir söylesek. O da bizim için de öğrenme süreci aslında. Biz ikimiz de siyaset bilimciyiz. Gülay Hoca ile beraber süreçte öğreniyoruz. Onu da söylerlerim belki. Hoşlarına gider dinleyeceğim. Evet, gerçekten amatör bir ruhla ama tam bir takım çalışmasıyla ve gerçekten bir ordu gerekiyor bu tarz bir etkinliğin organize edilmesi için. Ve tabii ki yan ürünlerden biri sergi kitabı ama aynı zamanda da gerçekten sürdürülebilir bir ilişkinin kurulmasını istedik. Çünkü göç gerçekten çok multidisipliner, boyutlu, bambaşka bir konu ve sanatla göç bir şekilde maalesef çok buluşamıyor özellikle Türkiye'de. Bunun için de özellikle bir adım olsun istedik ama sürdürülebilir olsun da istiyoruz. O yüzden bir sergiyi online'a taşımak için de çeşitli partnerler eşliğinde çalışmalarımız var. Sergi online olarak da ulaşılabilecek. Bu online web sitesinde aynı zamanda çeşitli öğrenme modülleri, podcastler, sanatçılarla görüşmeler gibi farklı linkler de açacağız. Ve hani sergi böylece 360 derece hem göç hem akademi hem sanat açısından konuşup tartışabileceğimiz bir platforma çevirmek istiyoruz. Çok teşekkürler. Itır'a söz vermek istiyorum biraz da. Aslında Itır'la ben bu sonbaharı diyelim farklı illere Turquoise Lab, yani Türkiye'de kutuplaşmayı azaltma projesi çerçevesinde farklı illerde ötekileşmeyi genel olarak, sadece göçmen karşıtlığını değil ama genel olarak ötekileştirmeyle mücadele, kutuplaşmayla mücadele üzerine çalıştaylarda geçirdik. Bunun eğitiminin içinde Itır'ın bize sunduğu, kısaca özetlemeye çalıştığı, özellikle sanatın bu alandaki rolü ve şiddetsiz eğitim, şiddetsiz iletişim çok kıymetliydi. Itır'cığım, önce istersen sen de sergiyi gezdin ve oradaki izlenimlerini de söyleyebilirsin. Çünkü biliyorum oradan da ufak bir metin yazdın. Sonrasında ama genel olarak bu öteki hikayelerin ötekisi olan o ötekileştirme üzerine çok disiplinler arası bir yerden bakıyorsun. Biraz üzerine konuşalım istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Sergiyi ben öğrencilerimle gezdim. İlk ziyaretim öğrencilerimle oldu. Çünkü onlarla deneyimlemenin kendi içinde çok özel olduğunu düşündüm. Ve birinci sınıf öğrencilerimle gittik. Bir gün dersten çıktık ve gittik. Biz sanat konuştuğumuz, sonrasında da göç konuşacağımız böyle iki haftanın arasında tam çok doğru bir zamana denk geldi ve sergiye gittik. Gerçekten aralarında göçmenlerin de olduğu bir grup öğrenciyle gezmek başlı başına bir deneyim de benim için. Çünkü herkes eserleri başka bir yerden okudu. Tabii sanatın böyle bir gücü var Pınar'cığım. Yani herkes orada kendini, kendi deneyimini, kendi ülkesini görüyor. Mesela Pakistan'dan gelen bir öğrencim, işte göç, kaçış, ötekileştirme, ayrımcılık, onların altını çizen eserlerde mesela kendi yaşadığını gördü ya da kaçış, uçaklara binerek kaçmak, bunlarda herkes kendi durduğu yerden ötekileri gördü ya da LGBT'yi bireylerin uğradığı ayrımcılığı gördü bir öğrencim, benim hiç görmediğim bir yerden. O yüzden sanatın böyle bir gücü var aslında. Yani bağ kurmak çok daha kolay. Derslerde biz göç üzerine konuştuğumuz zaman makaleler okutuyoruz,
Ama hiçbir zaman bir sanat eseri yarattığı etki kadar belki kısa zamanda onlara erişemiyoruz. Çünkü o görsellik duygulara da tabii hitap ediyor ve çok net bir yerden insanları yakalayabiliyor. Sanatın bir de yani o vuruculuğunun yanı sıra bir örnek üzerinden anlatabilir miyim? Sergiden bir örnek üzerinden. Mesela Aylen Kürdi'nin yerleştirildiği eserler vardı. Onlar üzerinden konuşmak inan çok zordu. Yani zor bir konu dediğin için ben de mesela öğrencilerimle en zor konuştuğum eser dizisi oldu sanırım. Çünkü o görsellerde işte böyle gayet günlük hayatı yaşayan aileler, insanlar var. Bir tarafında da görmezden gelinen ve orada cansız bedeni kıyıya vurmuş bir çocuk var. Bunların yan yanalığı ve bir grup insanın günlük hayatlarına devam ederken çok sayıda çocuğun burada öldüğü, boğulduğu gerçeğini çok net bir şekilde, çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ya ben bunu derste saatlerce anlatsam aynı etkiyi yaratamayacaktı. O görseller üzerinden çok güzel bir tartışma açıldı. Tabii öteki olma meselesine çok farklı yerlerden sergi bakıyor. Çoklu ötekilik hallerine bakıyor. Belki da... orada bir araya gireyim. Yani şöyle oldu, öteki hikayeleri konuşurken de hani öteki hikayeler aslında bizim hikayelerimiz. Belki bunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü burada uzun yıllardır zaten ötekileştirmeye dair çalıştığımız, konuştuğumuz bir noktada hani oradaki öteki aslında biziz. Hepimizin hem geçmişte hem de gelecekte muhtemelen göçmen olma öyküleri var. O yüzden biraz kendi öykümüzün de aslında izlerini görüyoruz. Bunu çok önemsiyorum çünkü konuşurken ya da işte göçmen karşıtlığı ile ilgili şey yaparken sanki dışarıda yaşanan başka bir sürecin parçasıymış evet, gibi değil. Çoğumuzun ailesinde hem iç göçün hem dış göçün öyküleri olabiliyor. Çok farklı şekillerde göç biçimleri var ve her birinde de başka tür bir hikayeyle yaşıyoruz aslında. Biraz bu bizim dışımızda olan, öteki olan değil de bizimle aynı insanlık halini olduğunu, insan hareketliliğin işin doğası olduğunu vurgulamak çok kıymetli gibi geliyor bana. Pardon sözümü böldüm ama bunu söylemek gerek gibi düşünüyorum. Çok çok haklısın. Orada mesela mübadele konusu gündeme geldi. Çünkü farklı nedenlerle senin söylediğin gibi göç etmiş ya da göçe zorlanmış bizlerin de anneleri, anneanneleri, babaanneleri var ve onlara bakarken bunlar hatırlandı. Ya da politik nedenlerle LGBT artı birey olduğu için yasalara aykırı bir şey yaptığı kabul edildiği için ülkesinde göç etmek zorunda olanlar, yani çok bireysel de toplumsal da hikayeler gündeme geldi tabii bir sergiyi gezerken. Ve herkesin öteki olma durumu belki Turkuaz'la burada bağlayabilirim. Çünkü her şehirde başka ötekilerden bahsedildi. Yani kimi zaman beş şehir ötedeki bir kentten gelenler öteki ve istenmeyen, kimi zaman sınırın hemen kıyısındakiler istenmeyen, kimi zaman farklı etnik gruplara ait olanlar istenmeyen, kimi zaman da dini nedenlerle. Yani inanmak, inanmamak ya da farklı inanç sistemlerine mensup olmak. Bunu gözlemlemek çok çarpıcıydı hepimiz için. Mutlaka bir öteki tanımı vardı. Her aslında uğrak yerimizde, her kentte, ama yalnızca ötekiler değişiyordu. Yani istemiyorum ya da çocuğun bu nedenle okulda dışlandı, mahallede sorun yaşadık, aynı yerde yaşamıyoruz, oynamıyoruz. Evet, bu her yerde vardı ama ötekinin kim olduğu değişiyordu. O yüzden çok çarpıcı olduğunu düşündüm. Tabii gene biz bu çalıştaylarda peki biz bunu nasıl aşarız? Yani kutuplaşmayı, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi nasıl aşarız da? Sanat defalarca karşımıza çıktı. Sanat yoluyla, sanatın birleştirici gücünü kullanarak çok karşımıza çıktı. Benim de senin bahsettiğin kısa videoda aslında değindiğim bu. Sanat çok güçlü bir araç. Çünkü çok
birleştirici bir yerde duruyor. Yani ortak bir eser, bir senfonik eser ya da farklı gruplardan oluşan bir orkestra, birlikte üretilmiş bir performans ve o birlikte üretim hali ötekinin gözünün içine bakarak ortak bir çalışma gerçekleştirmek belki de ayrımcılığı aşmanın en güzel yaratıcı yollarından bir tanesi. Belki Atıf şeyi söyleyebiliriz, yani aslında bir üretim süreci olarak beraberce farklılıklarla bir üretme mevzusu var. Bir de tabii ilk başta söylediğin o hani bizim sosyal bilimci olarak ürettiğimiz bilgilerle kime ve nasıl ulaşıyoruz ya da o bilginin çıktıları ne kadar erişebiliyor anlamında sanatın empatiyi hissettirme, yaratma açısından bizden çok daha farklı gücü var. Evet, kesinlikle. Yani bir sanatın üretimi aşaması, senin de söylediğin gibi ortak bir mekanda ya da uzaktan hiç fark etmez birlikte üretmek. Yani öteki olarak gördüğün insanlarla birlikte üretmek. Bunlar için alanlar açılması, fırsatlar yaratılması bir boyutu ve çok çok etkin bir yöntem. Bir diğeri de tabii sanat eseriyle kurduğun ilişki. Yani bir sanat eseri üzerinden ayrımcılığı, ötekileştirmeyi anlatmak tabii çok daha çarpıcı ve karşı tarafa çok daha kolay geçebiliyor. Yani saatlerce bir makale okuduğunda ya da ders dinlediğinde aynı etki olmuyor. Fakat mesela benim anlattığım eserlerden birinde bir valiz var ve ben onu işte tüm yaşamı bir valize doldurup bir yerden bir yere kaçmak zorunda bırakılmak üzerinden okudum. Yani böyle bir imgeyle herkes tanışık aslında. Yani hepimiz uzun süreli ya da kısa süreli bir yerden bir yere gitmeye çalıştık ve çok parçamız olduğunu düşündüğümüz pek çok objeyi insana veda ettik. Ve o vedalaşma çok azını yanında götürebilme hali çok tanıdık bir duygu. Ve bunu orada bir valiz görseliyle çok net anlatıyorsunuz. Yani onu da başında öğrencilerimle dakikalarca durduk ve herkes kendi valiz hikayelerini paylaştı. Böyle bir yerden çok kolay yakalama şansımız da oluyor tabii. Evet, Gülay Hoca'ya da aslında dönmek istiyorum bu noktada. Çok farklı eserler var ve biliyorum ki özellikle Bilgi'deki uluslararası öğrencilerle de bir tur yaptı Gülay Hoca. Oradan aktarmak istediğimiz bir şey var mı? Çünkü bir yandan şu da olduğunu düşünüyorum. Türkiye genel bir geçişin içinde, yani daha ziyade kendini göç veren bir ülke olarak görürken artık çok ciddi bir biçimde göç alan bir ülke. Ama bu hem kamuda hem kamuoyunda yeteri kadar anlaşılmış değil. Ve işte belki el birliğiyle, yani bugün beraber işte sanatı konuşuyoruz. Hani niyetimiz bir sonraki programı belki eğitim üzerine de yapmak. Yani farklı farklı alanlarda biz bu algıları konuşmayı çok önemli görüyorum açıkçası. Çünkü olan olaylara tepkimiz ya da tepkisizliğimiz de biraz endişe verici boyutlara geldi diye düşünüyorum. Tabii burada hepimizin rolleri ve şapkaları farklılaşıyor ama öğrenciler, okulun içi, uluslararası öğrenciler, bunların hepsi aslında farklı göçmenlik hali de bir yandan. Nasıl bir süreç oldu, orada nasıl geçti? Belki çok kısa aktarabilirsin Gülay Hocam. Tabii ki. Itır Hocam'la hemen hemen aynı deneyimleri paylaştım ben de. Gerçekten sanatın şok edici bir gücü olduğuna da inanıyorum ben. Sonuçta yaşam dünyalarımız çoğu kategorize edilmiş, ön yargılarla donatılmış, birçok stereotypical diyeceğimiz, işte bu kalıplaşmış fikirlerle kolonize edilmiş durumda. Ve bunların dışına pek çıkamıyoruz. Çünkü hayat gayelerimiz var, para kazanmamız lazım. Bu sistemsel ve adaletsizlikler yaratan, özellikle de ötekileştiren bilgiyi bir şekilde şok etkisiyle ancak değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ve sanat bunun için en güzel yöntemlerden biri. Çünkü rengiyle, kokusuyla, sesiyle bizi bambaşka perspektifler verebiliyor. Ve herkes için de farklı. Pandemi zamanı olduğu için bu etkinliği çok sık yapamadık ama bir kez gerçekleştirebildik. Yaklaşık 15 yabancı öğrencimizle kampüste kuratör eşliğinde sergiyi gezdik. Daha sonra da
Bir saatlik bir atölye çalışması yaptık. Ufak masalarla benim modere ettiğim, işte resimler hakkında konuştuğumuz güzel sohbetler yapmış olduk. Filistinli, Suriyeli, Mısırlı öğrenciler vardı. Bir de Erasmus öğrencileri vardı Almanya'dan gelen bu grubun içerisinde. Ve gerçekten de sordukları sorular, seçtikleri resimler, tartıştıkları konular çok bambaşkaydı. Bakış açımızın nasıl aslında kendi kültürel ve etnik ve kendi vatandaşlığını olduğumuz ülkelerden de nasıl etkilendiğini görmek için çok güzel bir deneyim oldu. Ve böylece aslında ötekiyle de karşılaşılan bir güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Öğrenciler özellikle de göç yaşamış, zorla yerinden edilmeyi yaşamış çoğu öğrenci Ahmet Umur Deniz'in sahile vuran bedenler ve sahilden çıkan insanları resmettiği, daha böyle koyu tonların olduğu resimleri çok sevdiklerini söylediler. Bu resimlerde hem bu renklerin o işte karamsar olması onları etkilemiş ama aynı zamanda da gençler onlar, genç üniversite öğrencileri. O yüzden de benim aslında o resimde göremediğim bir şeye işaret ettiler. O da evet bazıları belki bu yolculuğu tamamlayamıyor ama bazıları da tamamlıyor. Ve artık onlar için bambaşka bir umut var ve bambaşka bir gelecek var. Bunun altını çizdiler mesela. O risk almak, bambaşka hayatını değiştirebilmek için risk almak, cesaret, bu gibi duygulardan da bahsettiler. Erasmus öğrencileri ise iki tane vardılar Almanya'dan. Onlar ise daha çok böyle hani bir bebek heykeli var. Carol Turner'ın odadaki fil isimli. Onun üzerinde durdular ve hani biz uluslararası olarak ne gibi şeyler yapabiliriz göçmenlere? Hani biz ne yapabiliriz? Bizim aslında insani bir görevimiz var mı bu insanlara karşı? Bu görev nereye kadardır gibi kendilerine sorular sordular. Burada da yine aynı şekilde geldiğiniz yer aslında hani ötekiyi nasıl gördüğünüzü ve kendinizi nereye konumlandırdığınızı da çok güzel gösteriyor. Gerçekten de hani Itır Hocam'a katılıyorum. Serginin biri de böyle hani bambaşka perspektifler açan ve bambaşka diyaloglara sebep olan ve bizi şok eden ama ancak konuştukça şok olduğumuzu anlayabildiğimiz sanatın böyle bambaşka bir yönü var. Biz de bunları o etkinlikte deneyimledik. Çok teşekkürler. Bu arada şey de farklı duyulara hitap etme de Deniz Tanlıoğlu'nun, küratörümüzün söylediği çok bir şey. Belki onu da söyleyebiliriz. Çocukluk kokuları da dahil olmak üzere. O da var galiba görseller arasında yansıtabiliriz şeyden, rejiden istersek. Gizem Enoysal'ın Çocukluğumuzla Özlediğimiz Kokular isimli eseri. Evet, şu an ekranda zaten. Bu eserde gerçekten çocukluğumuz ana vatanımızdır sloganıyla artist çalışmış ve bu enstalasyonu gerçekleştirmiş. Kutularda aslında hani bu çocukluğun da sermayenin bir parçası olarak o özlemin de satılabileceği, hatta kargolandığı kutular görüyoruz. Ama aynı zamanda bu sergide, bu enstalasyonda bir de çocukluğumuzun kokuları var. Artistin kullandığı vanilya, kurabiye kokuları bize çocukluğumuzu anımsatan. Ve aslında öteki hikayelerinde en özel eserlerinden biri. Çünkü göçe bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşıp, hani hepimiz çocukluğumuzdan sürüldük. Çocukluğumuzdan göç ettik yetişkinler olarak. O yüzden de hani hepimiz bir göçmeniz gibi bambaşka bir vurgusu var. Bu bir yandan da çok önemli gibi geliyor bana. Çünkü çocuk alanı da epeydir uğraştığımız, üzerine düşündüğümüz bir alan. Çünkü hem çok evrensel bir tarafı var. Gerçekten her birimizin işte... Gerçi her birimiz aynı çocuklukları yaşamıyor. Çocukluk halini yaşayabilmenin de, çocuk olabilmenin de bir imkan olabilmesi maalesef deneyimlediğimiz bir süreç.
Ama yine de böyle bir ortak insanlık durumu üzerinden konuşabiliyor olmak ve bunu işte belki sanatın yardımıyla daha rahat yapıyor olmak, işte hukuk, hak, sosyal bilimde, siyaset bilimde kullandığımız diğer çerçevelerin dışında bir alan açarak belki daha farklı gruplara da bu konuda yeniden düşünmeye ikna edebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok temel bir nokta var şu an içinde yaşadığımız koşullarda hem Türkiye'de hem dünyada. Kendimize hak gördüklerimizi başkalarına hak görme olarak maalesef değerlendiremeyebiliyoruz. Ve dediğim gibi şu an son bir ayda bile Türkiye'deki medyayı taradığımızda, gündeme baktığımızda gördüklerimizin ağırlığı altında konuşuyoruz aslında. Biraz umudu da taşıyarak konuşmak istiyoruz ama söylediğimiz her cümle böyle bir ortamın içinde. Bu noktada belki şiddetsiz iletişim, senin hep söylediğin, vurguladığın ve doğaçlama tiyatrodan da referansla bunu söylüyorsun. Belki bunu da paylaşmakta faydalı olabilir. Evet, yani şiddetsiz iletişimin en önemli unsurlarından biri dinlemek. Yani gerçekten hani dikkatle duymak için dinlemek. Mış gibi yapmadan karşımızdakinin ihtiyacını, hikayesini tüm detaylarıyla dinlemek. Çünkü dinlediğimiz zaman işte o biraz önce Gülay Hoca'nın da bahsettiği o kalıpların ötesini görmeye başlayabiliyoruz. Doğaçlama tiyatroda doğaçladığınız için bir senaryo üzerinden, metin üzerinden olmadığı için performans. Eğer biz ikimiz sahnedeysek ve ben seni dinlemiyorsam orada bir bütünsel akıştan bahsetmemiz mümkün değil. Yani benim seni tüm dikkatimle dinleyip ondan sonra da evet deyip onaylayıp üzerine bir şey koymam gerekiyor. Üzerine koyabilmem için de seni çok iyi duymuş olmam gerekiyor. Bu pratik çok değerli bence. Ve sanat bize bu fırsatı sunuyor aslında bir yerden. Bir insanın hikayesini dinliyoruz ve duyuyoruz. Bunu ana akım medyada göremiyoruz. Yani genelde göçmenlerden bahsederken rakamlardan bahsediyoruz. Yani şu kadar kişi bu kentte yaşıyor gibi. Ya da çok negatif hikayeler, çoğu da doğrulanmamış hikayeler. Yani suçla ilişkilendirme. Fakat biz ne zaman göç etmiş bir insanın hikayesini dikkatlice dinliyor ve duyuyoruz, o zaman işte o kalıp yargılardan uzaklaşma fırsatı yakalıyoruz. Yani son günlerde çok gündemde olan, çok konuşulan bir film var, Flea. Belki izleme fırsatınız olmuştur. Afganistan'da yaşananlar, Rusya üzerinden bir göç hikayesi ve sonra Danimarka'ya gelen bir yolculuk ve gerçek bir hikayenin yazılmış çok harika bir şekilde de animasyona dökülmüş hali. Ve gene mesela göçü çok farklı bir yerden konuşturuyor. Yani şu anda etrafımdaki çok sayıda insan, öğrenci öğrencilerime de tavsiye ettim. Göçü buradan konuşuyor. Göç etmek zorunda bırakılma hali ve böyle o göçün durakları bir yandan da. Yani son noktaya gelene kadar belki 3-4 ülkeden daha geçiyorsunuz ve hepsinde bir deneyim yaşıyorsunuz ve sürekli bir arkada bırakma, özlem ve böyle arafta olma hali. Onu çok hepimiz hissedebiliyoruz. Yani o arafta olmak ne demek? Mesela film senin evin neresi diye başlıyor. Ev neresi? Yani o ev kavramı, hani güvende hissettiğin, huzurlu hissettiğin, ait hissettiğin yer, o evsizlik ve hiçbir yere evin diyememe hali çok kuvvetli, çok yani çok vurucu bir yerden yakalıyor gerçekten. Bu ev aslında hakikaten hepimiz için belki imge olarak da ve pandemi döneminin koşullarında da başka başka imgeler olarak da var. Yani işte hayat eve sığar cümlesinin kendisi bile oldukça Evet. ağır. Hakikaten sığar mı? Kimin için sığar? Bir kere öncelikle Peki evi evde. olanlardan, yani evi olanlardan bir kere bahsediyoruz ve Evet. hangi evden bahsediyoruz? Ve biraz da bu görmek ve duymak konusunda da bazen haberin kendisi bile en ağır sanat çarpıcı
ya da şok edici etkiden daha büyük olabiliyor. Gerçekten söylerken bile zorlandım. En son bir annenin ayaklarında poşetlerle donduğu ve çocuklarına çorap geçirdiği, ellerine kendi çorabını geçirdiği bir haberi okuduk biz. Ve bu haberden sonra normal yaşamlarımıza devam etmeye gayret ettik. Yani burada hem sanata şu açıdan belki ihtiyacımız var, kendimizin hayattaki devamlılığını da sağlayabilmek, inat edebilmek, ümit edebilmek için. Ama bir yandan da bu haberi görmemeyi tercih eden ya da başını çeviren ya da işte o sesi duymayan, çünkü hakikaten oradaki o sesi anlamaya çalışmak, duymak, farklı dilleri tercüme etmek ya da o görüntünün etkisini hissedebilmek, bunun için belki bir yandan da sanata ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi bu kadar çarpıcı ya da şok edici bir haberin kendisi bile günlük yaşam pratiğimizin içinde bir haber olup, bir satır olup geçirilebiliyor. Yani orada belki bir de müziğin etkisinden bahsedebiliriz. Evet. Müzik çok kuvvetli ve müzik duyduğunuz zaman kendi duyduğunuz, yani kendi çocukluğunuzda duyduğunuz, kendi çevrenizde duyduğunuz belki melodileri hatırlatıyor. Başka bir dilde duyduğunuz müzik gene sizi çok kolay yakalayabiliyor. Öteki hikayelerde de müziğin çok güzel kullanıldığını düşünüyorum ben. Yani kimi eserlerde müziği de duyuyorsunuz. Ya da çok daha ana akım olan mesela kulüp dizisinde de. Yani orada duyulan müzik başka bir dildeki şarkılar seni çok derinden etkileyebiliyor. Aa, evet diyor, yani benim annemin söylediği ninniye de benziyordu bu. Ve biz o kadar farklı değiliz aslında, benzer müziklerle büyüdük ve bir anda aramızdan bazıları öteki oldu ve göçe zorlandı. Bana da olabilir ya da işte aynı müzikleri dinlediğim insanlarla bir anda ayrışabilirim bir politik kararla. Bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş oluyorsunuz. Bu zaten evin herhalde mesela bir bakış açısıyla dünya hepimizin evi ve şu an başka bir yangının içindeyiz de. Yani iklim krizi hepimizi, herhangi bir ülke sınırının içinde bizim korunaklı bir alanımızın olmadığını belki de en şiddetle gösteren bir durum. Fakat işte onu da görmek ya da duymak için farklı araçlara ihtiyacımız var gibi. Süremiz azalıyor ama birkaç tane gene temayı hızla da olsa konuşmak istiyorum. Göçmen karşıtlığında ya da bütün bu ötekilere karşı olan ön yargılarda hani temas ve güvenli alan çok kıymetli diye hep konuşuyoruz. Gülay Hocam, biliyorum ki biraz bu modüller üzerine de eğitimin içinde bunlar nasıl kullanılabilir, sanat nasıl kullanılabilir, buna da biraz odaklanmaya gayret ediyorsun. Hani bununla ilgili de belki dinleyicilere çok kısa bir giriş yapabiliriz. Dediğim gibi bir özel programı eğitime ayırmak istiyoruz aslında. Çünkü şu an belki farkında olmadan Türkiye'de birçok öğretmen elinden geldiğince bunu sınıfların içinde yaratmaya çalışıyor. Ama bunun üzerine çok ciddi bir odaklanmamız, çalışmamız gerekiyor. Yani nasıl bir eğitim daha kapsayıcı olabilir? Çünkü toplumsal alandaki kapsayıcılığın en önemli noktalarından biri o, işte eğitim sistemimizin içinde de bunu yaratmak. Biz şimdi biraz üniversiteyi konuştuk ama başka düzeylerde de bir arada yaşamayı, bir arada farklılıklarla beraber eşit bir biçimde var olabilmeyi çok önemli görüyorum. Bununla ilgili var olan örnekler var mı aktarmak isteyebileceğin? Tabii ki. Biz bir 2018'de Türkiye'lilerin Suriyelilere karşı algısı üzerine çalışmalar yaptık. Oradaki benim hani bu gerçekten önemsediğim en önemli bulgulardan biri de Türkiye halkının Suriyelilere karşı negatif algı ve tutumlu ve davranışlarını empati kuramamaları üzerine açıklayamıyoruz. Empati kurabiliyorlar. İnsani yardımların meşruluğu konusunda çoğu Suriye'ye karşı negatif algı sahibi olan Türkiye'de aslında hemfikir. Sadece empatinin bir ötesi olan sempatiyi kuramadığımızı gördüm. Gerçekten hani evet, ben de yardıma muhtaç olsam, tabii ki zor, ülkemi terk etmek zorundaysam evimi, hani bu tarz empatiler kurabiliyoruz ama biz onların yerinde olsaydık bunu yapmazdık. Biz onların yerinde olsaydık bu olmazdı gibi bambaşka bir yerden
Bu insanlara karşı zorla yerinden edilmiş, özellikle mültecilere karşı aynı zamanda da negatif bir algı ve tutum oluşturabilip bunu da meşrulaştırabiliyoruz. O yüzden de çok daha yaratıcı bir şekilde bu negatif algı ve tutuma yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu negatif algı ve tutum oldukça birlikte yaşama olasılıklarımız da azalıyor. Ve insanların önüne kocaman bariyerler koyuyoruz. Halihazırda birlikte yaşıyoruz, temasta bulunuyoruz ama bu temaslar her zaman adaletsizlik ve acılarla sonuçlanıyor. Özellikle ötekileştirilmiş bireyler için. Çünkü kendileri otantik kimlikleriyle var olamıyorlar. Bu yüzden de gerçekten öğrenme modülleri olsun, hani bu tarz karşılaşmalar olsun, sanat eserlerinin araç olarak kullanılması çok çok önemli. Özellikle de tabii ki okullarda, üniversitelerde. Dünyada birçok aslında örneği var. Resimler üzerinden o hikayeleri anlama, empati kurma. Ama aynı zamanda o empatiyi bir adım öteye götürerek o hani sempatiyi de bir şekilde algılayabilmeyi başarabilen çok güzel öğrenme modülleri var. Benim rastladığım, yani hani ben İngilizce bakabildiğim için büyük ihtimal daha çok Amerika ve Kanada'da gördüm. Çoğu bu tarz göç temalı sergilerin sonunda bir de öğrenme modülleri oluyor. Ve vaka çalışmaları gibi de olabiliyor. İşte resimden baktığınız, hani eğer resim özel bir kişiye aitse onun hayat hikayesini yazdırma gibi öğrenme aktivitelerinden tutun. Resimde gördüğünüz renklerin ne anlama geldiği konusunda bir tartışmayı sağlayan öğrenme modülleri, örnekleri var elimizde. Biz de bu serginin gerçekten çok fazla konuşulacak konusu var. Çok fazla eser var. Çok fazla duygu uyandırıyor. Bu sergideki bu resimler hakkında veya işte çeşitli görsel medya konusunda böyle öğrenme modülleri oluşturmak istiyoruz. Yine tabii ki amatörce istiyoruz siyaset bilimciler olarak ama eğitimci fakülte üyeleriyle, öğretmenlerimizle de bu konuda bağlantıya geçmek için çalışmalarımıza başladık. Çok teşekkürler. Burada işte bu sayılar, Tır da aynı şeyi söyledi, Gülay da. Hani sayıların kişi, öykü, insan haline gelmesi ve birbirimizle olan ortaklıkları ve farklılıkların değil de aslında benzerliklerin vurgusu belki çok önemli bir kilit kelime. Oldukça az süremiz kaldı ama Itır'ın bir yandan da tiyatroyla çok ciddi bir biçimde hem izleyici hem de başka şekillerde ilgilendiğini biliyorum. Şu anda da bu alanda aslında izlenebilecek oyunlar da var. Bütün bu tiyatronun tabii çok önemli bir noktası bizlerin kendimizi belki sahnede görür hale getirmesi zaten genel olarak ötekileştirme ile ilgili mücadelede çok önemli bir sanat alanı diye düşünüyorum ama bir de son söz olarak sana sormak isterim. Yani şu an için özellikle söylemek istediğin hali hazırda var olan oyunlar da dahil olmak üzere tiyatroyla olan öykün çerçevesinde aktarmak istediklerin var mı? Tabii tek bir oyun söyleyeceğim çünkü ya hepsini anlatmak çok zor. Öğrencilerime de göç konuşurken hep beraber gidelim dediğim, hatta ben defalarca gidiyorum ve kim hangisine gelmek istiyorsa gelsin diye, o da Ermeni müzisyen Gomidas'ın hayatı. Gomidas'ın yani bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların şarkılarını toplamış, aşk şarkılarından yaz melodilerine bir çok değerli bir sanatçı ve din insanı olarak oradan oraya sürüklenen, yani önce hani hayati riskler taşıyacağı mekanlara, daha sonra Fransa'ya ve hayatını orada bir akıl hastanesinde sonlandırmasına neden olan bütün o yolculuğu çok sert bir biçimde anlatıyor. Çok vurucu bir hikaye. Orada da tabii dokular, ondan sonra müzik çok kuvvetli. Çok tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Belki şöyle toparlamak önemli gibi geliyor bana.
Gerçekten çok ağır bir gündemin içinde, çok farklı bir sürü krizin ortasında, pandemi, ekonomik zorluklar, bütün bunların içinde, ama bir yandan da hani insan olmanın, insanca kalabilmenin önemli noktalarından biri olan hepimizin kendisine dönüp bakması gereken bir noktadayız gibi hissediyorum. O yüzden de sağ olun, bugün sizlerin yardımıyla biraz olsun bu alanda sanatı, bu alanda üretilen farklı eserler üzerinden algıları konuşmaya çalıştık. Çünkü bu bugünden yarına değişecek bir gündem değil ve gerçekten iklim kriziyle beraber çok daha farklı göç biçimleri, batabilecek ada devletlerinden bahsediyoruz. Bütün dünya açısından bunu konuşmayı, düşünmeyi ve ortak akıl yürütmeyi çok kıymetli buluyorum. Bugün bize eşlik ettiniz, beraber düşündük. Çok teşekkürler diyorum herkese. Eklemek istediğiniz son söz varsa Itır'cığım, Güler'cığım size de söyleyeyim. Yani sergiyi gezin diyeceğim ben. Sergiyi gezin, birlikte konuşalım. Çok sağ olun Güler'cığım. 7 Şubat'a kadar sergimiz açık, mutlaka bekliyoruz. Herkes davetli. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Umarım daha farklı eserler, farklı sanat alanları ve daha çok iyi örnekleri konuşabileceğimiz, ötekinin kendimiz olduğunun farkına varabileceğimiz başka vesilelerle yine görüşürüz. Herkese iyi haftalar diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.